Selamlar. Bugün konut sorunuyla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Konut sorunu neden çıktı arkadaşlar? Son 4-5 yıldır yeterince konut yapılamadı ve enflasyona bağımlı olduğu için konutlar, enflasyon da yüksek olduğu için konut fiyatları arttığı için ve gelecekte de artacağını bildiği için insanlar daha fazla konut almaya yöneldi. Bu sefer yeterli arz olmayınca konut fiyatları arttı. Yani konut sorunu bir anda çıkmadı arkadaşlar. 3-4 sene yeterli konut yapılamadı ve konut yani almak isteyen yoktu. Enflasyon olduktan sonra insanlar konut almak istedi ama enflasyon olunca konut fiyatları da arttı. Konut fiyatları artınca insanlar yine almak istedi. Bu sefer daha da arttı. Şimdi sorun böyle artıp geldi, yani bugüne kadar geldi. Şimdi bunu çözeceklerini iddia ediyorlar siyasetçiler. Çözemeyecekler arkadaşlar. Niye çözemeyecekler? Bir, mesela burada anlatılanlardan, yani yeni şeylerden yola çıkarak açıklama yapayım. Bir, ne dediler? Vatandaşa ucuz arsa satacak. Yani ucuz arsa verecek, insanlar arsasını ve konutunu yapacak, ucuza mal edecek ve sorunu çözme yoluna gideceğiz dendi. Ne oldu arkadaşlar? Dağ başında bir iki tarlayı satmaya çalıştılar. Yani ben baktım, varsa öyle ucuz bir arsa alayım dedim ama baktım ki dağın başında, o da yani ilçede, ilçenin de dağı oluyor arkadaşlar. Öyle bir arsa yokmuş. Yani çok cüzi bir miktarda satıldı ama onlar artık yani kimsenin almayacağı yerlerde ve hiç alakasız. Şimdi bu şık gitti. Sonra 150 bin TOKİ konutu yapılacak. Arkadaşlar bu 150 bin TOKİ konutu kulağa hoş gelen bir şey. 300 tane konut yapmaya çalıştılar. Bir senedir uğraşıyorlar. İnsanların anası ağladı. O konut öyle olmuyor kolayca. Yani 150 bin yani demek kulağa hoş gelen bir şey. Öyle bir şey yok yani. Mesela Manisa'da 4500 yapılacak dediler. 2018'lerde 5 senedir halen devam ediyor. Etap, artık kaçıncı etap bilmiyorum yani, artık halen de devam ediyor. O da dağda yapıldı, yani Manisa'da değil, Manisa'nın dağına yapıldı. Yani böyle, hani böyle yapılıyor. 4500 yapıldı ama yani yapılmadı daha, yani etapları yapılıyor. Onu da seneler sürdü arkadaşlar, yani 4-5 sene alıyor. Öyle 150 bin konut yapacağım diye yani olmuyor işte. Yani demek ki olmuyor arkadaşlar. Yapılması için çok büyük şeyler gerekiyor. Mesela ilk önce arsa gerekli. Arsa yok. Olmayan şeyi nasıl yapacaksın? İşte insanlar da işte açıklayamıyorlar. Bir şeyler açıklayacağız, yapacağız diyorlar ama ya açıklayamıyorum çünkü yok ya, yapamazsın. Ben Manisa'da nereye yapacağım? Zaten 4500 yapacağım demiş dağına. Daha devam mı ediyor? Ne yaptı? Yapabildim mi bilmiyorum artık yarısını. Yani bir daha yapacağız diyorlar. Yok yani. Hani bu Manisa'da yer yok. Yapılacak yer yok. Varsa da bireylerin yeri var arkadaşlar. Devletin yeri yok. Mesela sonra ne dediler? Ofisler daireye dönüşecek. Şehir planını kökten bozar arkadaşlar. Mesela belli bir nüfusta belli bir ofis, belli bir ibadethane, belli bir hastane, belli bir işte yeşil alan zorunludur. Biz bu alanları zaten inşaata çevirmiş. AK Parti komple betona çevirmiş bu alanları sonradan. Şimdi yer kalmamış. İşte ofis olarak ayırdığı yerler de rant olan yerler. Yani 10 milyonluk bir daire ise ofisler 80 milyon. Yani dairenin 8-10 katı bir şey. Şimdi zaten bunlar rant sahibiydi. Bugün ekonomi durunca insanlar ofis kiralamayınca bu sefer bari eve dönüştürüp daire olarak satalım. Bu ayrı bir rant arkadaşlar. Yani o adamlar daire olarak satacak. Zaten bunlar kule, 20-30 katlı kuleler. Yani pahalı olan yerler. Bunları yine bir masraf yapacaksın. Bir daireye dönüştüreceksin. Hadi diyelim dönüştürdüm. Bir iki sene sonra ofis ihtiyacı tekrardan belirgin hale gelirse, yani işler açılırsa, insanlar, şirketler ofis açacağım ben işte çalışacağım, ticaret yapacağım derse, o zaman ne yapacağız? Yani İstanbul'da bilmem ne ofisleri yapıldı. Dünya ticaret merkezi olacak, şu olacak, bu olacak dediler. Şimdi o ofisler daire mi olacak? Anlamıyorum ki yani ben, yani bir yerde bir ihtiyaç varsa arkadaşlar plan program dahilinde yapılır bu işler.
Şehrin içinde daire kalmadıysa, inşaat yapılacak yer kalmadıysa, yeşil alanlara kadar inşaat yaptıysanız özellikle İstanbul'da, yani belli miktarda oranda ofis varsa bunları da daireye dönüştürürseniz arkadaşlar ileride zaten bu dönüştür demek de olmuyor arkadaşlar. Bunun için maliyet lazım, para lazım. Yüz binlerce milyon TL bunlar. Yüz binlerce adet yani bunlar. Yani diyelim 1 milyon oluyorsa onun inşaat maliyeti, dış kaba maliyeti, iç maliyeti de 1 milyondur. Yani o daireyi çevirmek için 1 milyon para harcanacak. Yani bu değer mi bu işe bilmiyorum. Yani böyle yapılırsa ileride ciddi sorunlara yol açar. Yani birileri ofis sahipleri zengin etmek için böyle saçma sapan bir çözüm olmamalı bence. Yani çok yanlış bir şey bu. Çünkü o ofis, o oranın ihtiyacı. Herkes ofis yapamıyor ki. Ben mesela ofis yapmak istesem bana kim izin verecek? Hangi belediye izin verecek? Sen kimsin derler. Sana iki katlı biz yer izin vermiyoruz derler. Sen 50 katı nasıl yapacaksın derler. Yani böyle bir rant sahibi olman gerekiyor ofis yapabilmen için arkadaşlar. Yani Maslak'ta ofis yapabilmek için öyle yani şey olman gerekiyor. Sonra konutta müjde verilecek. Verilemiyor. Çünkü nereye yapacaksınız? Arsa yok. Müteahhit verişen. Yani müteahhit de iş yapamaz durumda arkadaşım. Yani müteahhit nasıl yapıyor? Mesela hadi müteahhit kötü. Ha, TOKİ yapar diyeceksin de TOKİ de müteahhite yaptırıyor. Yani o kötü olan müteahhite yaptırıyor. TOKİ sistemi nasıl çalışıyor bu sefer? TOKİ sistemi, TOKİ bir tane arsa alıyor üzerine. Bu devletin arsası oluyor. Yani devletten bir kurumdan alıyor. Sonra arsayı kendi üzerine aldıktan sonra konut yapacak müteahhite veriyor. Yani ihale yapıyor, bir şey yapıyor. Bir müteahhit alıyor onu. O müteahhit kredi çekiyor, inşaata başlıyor. O inşaatı devam ediyor. İşte o sorun da burada başlıyor. Eskiden kredi faizleri düşüktü. Yani şu an kredi faizleri çok yüksek, %40'larda. Yani faizlerin çok yüksek olduğu bir yerde o müteahhit o inşaata girer mi arkadaşlar? Hayır, girmez. Bir de faizler çok yüksek. Niye? Gelecekteki fiyatlar enflasyon arttıkça ne olacağı belli değil. Dolayısıyla hani inşaat maliyetleri de artıyor. Yani adam müteahhit TOKİ'ye dese ki ben metrekaresini 5.000 liradan yapacağım dese, işe başlasa, iş bitene kadar metrekaresi 6.500'e mal olsa, bu sefer adam parasının yarısını kaybeder müteahhit. Yani para varsa kredi çektiyse hem faizini öder hem de yani diyelim şöyle 300 milyona işe aldı müteahhit. 300 milyona diyelim 500 konut yapacak. Gitti bunu 300 milyonun 200 milyonunu kredi çekti. Devam ediyor yapmaya. Bu şekilde düşün. 200 milyon kredi çekiyor. Bu işi yapmaya devam ediyor. Bu işi yapmaya devam ederken maliyetler artarsa bu sefer 400 milyona dayanırsa bu iş ne olacak? Zaten 200 milyon kredi çekmiş, faizi işliyor. İş 400 milyon daha yani bir daha kredi çekmeye gidecek. Yani bu sefer hadi yaptı verdi diyelim 300 milyonluk iş verdi. 100 milyon daha açığı kalacak, bir de faiz açığı kalacak. Yani komple batacak yani müteahhit. Yani böyle bir durumda kimse zaten faizler %40 şu an. Kimse ne faiz çekmek ister yani %40 dedim. 200 milyon alıyorsan bir sene sonra %40'sa 80 milyon TL faizi oluyor arkadaşlar bu iş. Yani bu iş böyle bebek oyuncağı değil. Dolayısıyla hiçbir müteahhit bu ortamda böyle ne ihaleye gitmek ister ne inşaat almak ister. Şu an dikkat ederseniz AKP'nin en yakın müteahhitlere de işlerini bırakıp gidiyorlar. Yani hadi yol yaptıysa o yolun işletmesini bırakıp kaçıyor adam. İşte köprü yaptıysa köprüden kaçmaya, kurtulmaya. Yani şu an kurtulan seviniyor yani öyle söyleyeyim. Yani böyle yüksek faizde öngöremedin maliyetlerin arttığı bir ortamda şeyin enflasyonun olduğu bir ortamda öyle hani kolay kolay piyasadaki müteahhit de iş yapamaz, TOKİ'nin müteahhiti de iş yapamaz. TOKİ'nin müteahhiti de zaten piyasadan geliyor. Yani piyasadan çıkan bir müteahhit. O yani piyasadayken en azından karını zararını bilir. Ama TOKİ'nin işinde daha başlangıçta bir rakam alıyor. O rakamdan bitirmek zorunda. Bu sefer TOKİ'nin işinde zarar yapıyor. Bir de %10, %20 bunlar giriş parası veriyor. Diyelim 200 milyonluk iş yap. 40 milyon lira oradan
30-40 milyon lira oraya TOKİ'ye yatırıyor. İşi bırakıp kaçarsa o 30-40 milyon yanıyor. Böyle bir saçma sapan bir sistem var arkadaşlar. Öyle hani kimse, yani kendine güvenen girer bu işlere. Öyle kendine güvenen adam çıkmaz yani, ben size söyleyeyim, çıkmaz. Öyle 150 bin konut içinde, bu 150 bin konutu yapacak müteahhitler hiç çıkmaz. Hadi 30 binle 40 binle 50 binle belki topladın müteahhit buldun, ama ondan sonra müteahhit de çıkmaz arkadaşlar. Yani geleceğin ne getireceğini bilmediği bir ortamda insanlar kendilerini riske atmaz arkadaşlar. Konut sorununu çözülecek diye öyle bir şey hale geldik. Öyle bir şeyler anlatılıyor ki, yazılıp çiziliyor ki televizyonda, artık bu şeye başladı. Bu borsadaki manipülasyon oyunlarına başladı arkadaşlar. Yani konutlar düşecekmiş gibi gösterilip insanları konutunu sattırmaya yönelik manipülasyona döndü bu iş. Öyle bir şey anlatılıyor ki hemen 150 bin konut yapılıyor. Ofisler daireye dönüyor. Ya ofis daireye dönüştürmeye çalışsan sen bir sene bir daireye dönüştürmek bir sene şeyini alır yani. Kıracaksın, dökeceksin. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir apartman planlı projede yapılırsa arkadaşlar, o hemen hızlıca içi yapılabilir onun. Yani çok hızlı yapılır. Çünkü plan projesi kırıp dökmüyorsun. Direkt hiçbir şey kırmıyorsun. Yapıştırıp geçiyorsun. Parkesini yapıştır, çapını yapıştır. Mutfak dolabını yapıştır, geç. Yani bu çok basit. Ama sen ofis yapmışsın, bunu daireye çevireceksin. İşte oraya duvar çekeceksin, buraya altyapı çekeceksin, buraya kanalizasyon çekeceksin. Bunlar arkadaşlar bir sene değil, 2 sene sürer. Yani daha uzun sürer, daha yorucu, daha maliyetli olur arkadaşlar. Şurasını elektrik döşeceksin, şurasını bilmem ne döşeceksin. Yani planı projesini değiştireceksin. Öyle kolay işler değil. Hani hiç kimse kusura bakmasın. Yani böyle hani bugün ofis yatayım, yarın daire olacak, kalkayım, böyle bir şey yok. Yani biz mantık çerçevesinde baktığımızda bu sorunun çözülmeyeceğini biz görüyoruz. Ama manipülasyon yapılıyorlar. Hemen yarın çözülecek. Hemen satın evleri, ev fiyatları düşecek. Satın evinizi, bunu biz yarın çözüyoruz gibi öyle bir eda var ortada. Bu manipülasyondur arkadaşlar yani. Konut fiyatları kendinden yükselmedi. Her şeyin fiyatı 3-4 kat arttı. Konut fiyatı ondan sonra arttı. Yani demirin tonu 1000 TL idi. Şu an 16.000 TL'lere, 15.000 TL'lere dayanıyor. Şimdi bu işte çimento demişim, işte harç, bunların fiyatları 100-150 TL idi, oldu 1200 TL. Yani her şeyin fiyatı arttıktan sonra konut fiyatı arttı. Yani manipülasyonla artmadı konut fiyatları. Dolayısıyla manipülasyona düşürülmeye çalışıyor, ama yani bu iş yani şey değil. Yani burada manipülasyon yapılacak bir nokta var. Bu konut kiralarında yapıldı bu manipülasyonlar. Bu aracılar daha çok yapıyor. Bu emlakçıdır, şeydir, manipülasyonu, bunlar açık. Gereğinden fazla yükseltiliyor arkadaşlar konut kiralarında. Ama konut fiyatları şu an için yani manipülasyon değil, olması gereken yerde. Yani kiralarda, çünkü kiralar şöyle bir şey, konut alanlar zengin şu an, krediyle almıyor, nakit alıyor, kiraya da vermiyor birçoğu. Bu sefer kira ihtiyacı artıyor. Çünkü kiraya verdiğin zaman öyle kanunlar var ki 10 sene dokunamıyorsun dairene. Adam diyor ben onunla uğraşacağım, ben yatırımlık alıyorum diyor. Bir sene, 2 sene sonra satacağım nasıl olsa diyor. Bu sefer ne oluyor? O alan adam onu kullanmadığı için ne oluyor? Şey oluyor yani, kira piyasası yükseliyor. Manipülasyonları açık hale geliyor. Şu an kira fiyatları çok aşırı şişti, kabardı yani. Ve gelecekte de kabaracak gibi gözüküyor. Bu konut sıkıntısı öyle kolay çözülecek bir şey gibi değil arkadaşlar. Dolayısıyla hani manipülasyon, yani bir manipülasyon işte kira piyasasında oluyor. Onu önlemek için biz başka bir manipülasyon yapıyoruz yani. Yani ona karşı başka bir manipülasyon yapıyoruz, ama bu sefer konut sahiplerini zarara sokabiliriz arkadaşlar. Böyle hani yapamayacağımız şeyleri yani söylememek gerekiyor. Mesela vatandaşa ucuz arsa satamayacağız. Çünkü senin arsan yok. Dağdaki birkaç tarlayı satmakla bu iş olmuyor. 150 bin konut yapılacak diyor, ama yani destekli olmak lazım. Ofisler daireye dönüştürecek diyor. Hemen bugünden yarına dönüşecekmiş gibi izlenim veriyorlar.
Yani müjde vereceğiz diyorlar ama işte bu altyapısı olmadığı için bu işlerin arkadaşlar müjde vermek de kolay. Yani söylemek bile kolay olmuyor. Bakın bak aylarca düşünüyorlar. Siyasetçilerimiz aylarca düşünüyor ama müjdeyi söyleyecek şeyi yok. Çünkü altyapısı yok yani bundan. Hani ben 50 bin TOKİ yapacağım, 100 bin TOKİ yapacağım diyebilirsiniz ama o işi yani işe başladığınız zaman böyle kolay olmuyor. Mesela 1 milyon konut yapıldı. TOKİ yapılmış galiba. Hadi 1 milyon TOKİ yapılmış. Şöyle hesaplayalım. 20'ye böldük bunu. Her sene 50 bin TOKİ yapılmış. Ama nasıl yapılmış arkadaşlar? Bu 50 bin TOKİ faizler düşük. Ortalama faiz düşükken, ekonomi stabilken, enflasyon yokken yapılmış. Adam başladığı zaman bitişine kadar maliyeti değişmediği için o müteahhitler de TOKİ'de güvene dayalı bir şekilde yapmışlar bu işi. Ama şu an işimiz çok daha zor arkadaşlar. Hem maliyetler 5 kat arttı, hem önümüzü göremiyoruz. Gelecekte yani faiz nereye gidecek? Yani yapacağın TOKİ'nin şeyi yapma esnasında artacak mı maliyet? Yani bunları göremediğimiz için artık o yani eskide yaptığımız 50 bin konut şu an 150 bin yaparım demek çok iddialı bir kelime ama hayırlısı diyelim arkadaşlar. İnşallah hayırlı olur ülkemiz için. Düşünülenler, yapılanlar, yani yapılmak istenilen iyi şeyler ama yani uzun vadede bize zarar da verebilir yani düşünmeden mesela ofisleri daireye çevirirsek özellikle İstanbul gibi yani zengin muhitte yarın bir gün işler artınca bu sefer ofis bulamayıp ofislerin kiraları patlar yani 10 bin kira olacakken 100 bin olur arkadaşlar. Ofislerin fiyatı patlar bu sefer de farklı bir sıkıntı çıkar. Yani günlük olarak düşünmesek daha iyi olacak gibi geliyor arkadaşlar. Herkese iyi günler.